Evet Murat, gel bakalım. Murat kardeşimizi bekliyoruz. Hadi Murat. Gel bakalım. Katılırsın şimdi. Tamam. Katılamamış Muratçığım. Niye? Tekrar Your Life with yeni baştan. Tamam. Tekrar bağlandık bakalım. Şimdi bağlanabilmesi lazım Murat'ın. Nerede kaldın Murat? Davet gönderdim ben sana. Bağlanamıyor kardeşimiz nedense. Hay Allah. Bağlanacak ama biraz sabır. Şimdi davetiye gitti. Evet. Anlayamadım. Tekrar bağlanalım. Allah Allah. Murat kardeş. Bağlanamıyoruz neden? Tamam, bekliyoruz. Ha, Evet, çok elhamdülillah, oldu. değil mi? Niye Elhamdülillah mı böyle demek? oldu anlamadım. Ha? Niye böyle oldu anlamadım. Beş defa istek gitti geldi. Yani nasıl olsun. Hayat böyle. Ya, burada. Beklettik dostları da kusura bakmayın. Beklemek güzeldir. Kavuşmak çünkü güzel bir duygu. Eyvallah. Ha, güzel. Evet Muratcığım. Hoş geldin tekrar. Hoş Şimdi bulduk hocam. sana bırakıyorum biraz. İstersen sen böyle bir nameden gidebilirsin. Yoga Peki. Bir iki not var işte bu aldığımız notlar var. Yoga ve tasavvuf arasındaki işte hani benzerliklere yönelik. Biraz onlara bakalım isterseniz. tabii. Mesela temiz inanç, temiz istek, temiz dil, temiz eylem,
temiz birleşme, temiz kazanç, temiz özen ve temiz düşünce olarak 8 basamaklı bir yoldan bahsediliyor. Daha hani Buda'dan başlayarak bu tarafa doğru gelirsek eğer Budist bakışta. Buradaki bu temiz sekizliği yapmakla birlikte bu işin idesi Nirvana'ya ulaşmak. Nirvana yokluk hali değil mi? Kişinin sıfır noktası. Mesela tasavvufta bu fena fillah olarak kullanılan bir şey. Fena fillah bir basamak. Hani oraya gelip orada kalmak değil, orayı geçmek ve devam etmek. Muratçığım, bir saniye. Buyurun. Burada ses yok diye bir yazı var. Ses yok diyor. Bir yazı görüyorum. Lütfen kaydetmeyi unutmayın. Ha, neyse. Ses yok diye birisi yazmıştı. Gayet iyi ses ve gürültü. Tamam. Varmış şu anda. Şu anda ses var. Tamam. Okey. Tamam. Okey. Mesela Hinduizm'e baktığımız zaman kökleri Vedizm ve Brahmanizm'e gidiyor. Brahmanizm'de de Brahman, Atman ki yani bütünsel özle kişideki özün aynı öz olduğunu, kişi Atman'ı Brahman'la birleştirdiği zaman aydınlanmaya ulaştığı söyleniyor. İşte aynı bizim tasavvufta da kendi özümüzdeki Rab dediğimiz bütünseli bulduğumuz, yakaladığımız anda onunla ünsiyet yani bağ kurduğumuz anda insan oluyoruz. Yani aydınlanmış oluyoruz. Çalışmaları arasında ikisinde de bir kere beden çalışması söz konusu. Yogada asanalar ve nefes, zaten nefes ve nefs zaten hani isim bile aynı kökten geliyor. Bu bağdaşma var. Nefesimizle ve yapılan hareketlerle aslında bu beden dediğimiz hayvanı eğitmek, yola sokmak, onu çalıştırmak, yormak bir anlamda Terbiye ve etmek. terbiye, tabii, terbiye etmek. Ve nereye getirecek olay bizi bunu terbiye ederken? Tefekkür mesela çok önemli. Hem tasavvufta tefekkür çok önemli. Hem de yoganın sistemi içinde tefekkür dediğimiz yani meditasyon ama iki aşamalıdır. Siz daha iyi bilirsiniz. Meditasyon bir kontemplasyon vardır. Bir de yani bir yayılma vardır, bir toplanma vardır. Meditasyona biz ilk başladığımız zamanlarda öncelikle düşünceyi uzak tutma, düşünceden arınma, yani zihni bypass etme çalışmalarına ağırlık vermiştik. Daha sonrasında rahatlayan ve huzur bulan yani zihni devre dışı bıraktığınız zaman başka yetilerinizle yüzleşebilme, tanışabilme ve çalışabilme fırsatları doğmaya başlıyor. Daha sonra akıl şeyine binip, gemisine binip tefekküre geçmek gerekiyor. Tefekkürde de yayılmak var. Yani bir manayı, bir kavramı alıp büyütmek. Yani kar topunu çığ haline getirmek, düşünceyi büyütmekle alakalı bir şey. İşte o zaman ilim kapıları, hakikat kapıları o zaman açıldığı söyleniyor. Hatta siz de çok iyi bilirsiniz ki bizim istilahımızda 1 saatlik tefekkürün 60 yıllık ibadete bedel olduğu söylenir. Bu yani çok büyük bir orandır aslında. 1 saate karşılık 60 yıllık bir ibadet dediğimiz o bedeni çalışmalar aslında. Yani avara kasnak yapılan tekrarlar. Bana Dışsal tekrar. bu söylediğin arada sırada gireceğim araya bir şey çarpıyor. Girin. Bu söylediğin şey hani aydınlanma olayı var ya, tefekkür ve meditasyon, orada bir yol var. Oraya geldiği zaman kişi sanki uçan halıya binmiş, evrende yıldızların arasında dolaşıyor ve gerçek hakikati orada görebiliyor. Yani bu dünyanın küçük varlığından, alanından çıkıp, ben sen ondan çıkıp bir bütünlük olayı var. Orada uçan haliye binmiş o meditasyondan sonra ve orada seyahat ediyor evrende ve bütün evrene şahit oluyor. Bütünü Evet. yani Doğru. böyle uçan Zaten bir haliye gibi geldi orada. çok çok güzel bir benzetme yaptınız. Zaten o hani yıldızların arasında geziyor, uçuyormuş gibi dediğiniz şey bizde semavat olarak geçer ya. Hani Allah semadadır diye. Sema dendiği zaman herkes gözlerini yukarı kaldırır.
Sanki yukarısı semaymış gibi. Oysa yukarısı feza. Uzaydır. Orada taş, toprak, ateşten başka bir şey yok. Semavat dediği aklın en üst boyutları. Yani kavramsal düşünme, yani maddeden uzaklaşıp, imgelerden uzaklaşıp hakikatle alakalı, işte tefekkür o zaten. Yani hakikat Hani bilinci demek, değil mi? evet. Bilinci, hakikatin bilincine ulaşmak. Hakikatin bilincine ulaşmak. Yani tamamen her şey işte semavat dediği burası. İndirilmiş kitap dediği de burası, bu beden. Evet. Biz bu indirilmiş kitapla semayı anlamaya çalışıyoruz. Aslında burada dediğin şey, buraya indiği zaman, kalbe indiği zaman asıl mesele burada oluşuyor. Yani burada tefekkür oluyor, sükunete giriyor ama asıl o büyük zevk, ekstazi dediğimiz bilinç buradan çıkıyor. Çünkü inanç çok güçlü ve inanç burada değil. İnanç burada. Bilginin arkasında inanç olduğu zaman, ki tefekkürün arkasında teslimiyet ve inanç olduğu zaman buradan bir yıldız gibi bir parlak ışık ve mutluluk çıkar ki bu buradan çıkıyor. Yani anlatabiliyor muyum Muratcığım? Burada Evet, evet. Orada bitmez, yok. O, tabii. buradan çıkıyor. Yani ille de gönülden, kalpten çıkacak. Asıl merkez burada. İkisinin birleşimi olması lazım. E işte Yani burada başlıyor. Burada akıl ve başlıyor. gönül, Burada akıl başlıyor. ve gönül birbirini teskip etmesi lazım, onaylaması lazım. Tabii şimdi burada başlıyor. Tefekkürle ve zihnin kalabalık, lüzumsuz düşüncelerden ayıklayıp saflığa indikten sonra aşağı iniyor ve o zaman hakikate ulaşıyoruz. Tabii, kalbe inmesi lazım çünkü dönüşüm orada olacak. Ne dedik? Semavatta kavramlar var. Yani kavramlarla hiçbir şey yapamazsınız. Kavramları aşağı indirip sindirmemiz gerekiyor. Kalp bölgesinde dönüştürüp bize ait kılmamız gerekiyor. Evet. Çünkü onlar gökyüzündeki yıldızlar. Yani onlara ulaşmak ve onları indirip anlamını getirmek. Bunun için de eylem aslında gerekiyor. Yani şimdi bir diğer benzerlikte bu meditasyon ve tefekkürü eğer atlayacak olursak, atlamayalım. Birkaç satır bir şey okumak istiyorum. Olur. Bu konuyla alakalı. Ne zaman geçici olanlardan ilgini kesip yönelişe, yani gayeye geçersen ve bu yönelişinde derin düşünmeyle sürekli ve sarsılmaz olursan, işte o zaman yogaya erersin diye bir cümle almışız. İnsan ruhunu saran bütün arzulardan kurtulduğu vakit, kendi nefsiyle kendi rıza ve hoşnutluğunu bulduğunda o insan için hikmetle yaşıyor denir. İşte hakikat böyle bir şey. Benim sesim az geliyormuş şu anda. Neden anlayamadım? Şu anda bir dakika bir düzenleme yapayım burada. Şu anda sesim iyi geliyor mu? Bir yaklaşayım biraz. Sesim az geldiğini söylüyorlar. Sesim daha iyi geliyor mu arkadaşlar? Elçin sesim daha iyi mi şu anda? Bekleyin. Sabır. Sabır. Evet, cevap gelsin. Ben gayet Evet. iyi duyuyorum. Gelmiş. Tamam. Sesim daha Güzel, güzel. takta kaldım galiba. Tamam. Biraz yaklaşayım o zaman. Tamamdır. Çok güzel anlatıyorsun. O kısmı iyi açıkladın. Şimdi devam edelim. Buyur. Buyur canım. Son bir satırı var. Ha. Çektiği zorluklar nedeniyle ümitsizliğe düşmeyen, hiddetten ve korkudan kurtulan yolcu nura kavuşmuş demektir. Eyvallah. Işık, aydınlık, nur, işte korkudan, işte bu korku da zaten ölüm korkusuydu. Siz de biliyorsunuz zaten bu yöntemler, yani işte yoga olsun, tasavvuf olsun ya da benzeri yöntemlerde hep bir beden dışı yolculuk deneyimlemesi vardır. Yani işte bu yoganın da sonunda işte siz savasana ya da işte şavasana, tam söyleyemiyorum belki Doğru, ama sabah sana doğru. savasana yapıldığında o bütün o yapılan çalışmanın, öze dönmenin, işte o sakinleşmenin ardında birçok yolcu, yani yoga yolcusu o deneyimi yaşamıştır. Muhtemelen yaşıyordur ya da yaşaması beklenir. O hale girince yaşar. O hale Yani girebiliyorsa evet, bir o anda zaman. bedenden çıktığını, Evet.
görür. Kendisi tavandadır, bedeni yerdedir. Evet. İşte ölmeden önce ölünüzün bir veçesi, bir yüzü de budur. Bir tadımlık hali değil mi onun? Evet. Şimdi bunu deneyimleyen ölümden korkar mı artık? Çünkü biliyor ki beden dışında da var. Evet. Yani beden olmasa da ben varım. O müthiş bir şey, Evet. değil mi? Onu Bu bilmek. müthiş bir şey. Bu Evet. ölmeden önce ölünüzün bir yüzü, bir şekli, bir anlatımı. Şimdi bu hem tehlikeli olabilir, hem avantajlı olabilir. Şimdi eğer genel halka bunu uyumlarsak, hani bütün herkes biliyor ki ya bu ben değilim. Ben değil. Beden gitse de olur. Acaba çılgınlıklar yapar mı diye merak da ediyorum yani insanoğlunda. Bilmiyorum valla. Kişiye göre değişir. Bir kere yani bir hoca eli tuttuysa, bir öğretmeni varsa en azından daha avantajlı olur. Ama bazılarına da kendi kendine oluyor bu iş. Sana komik bir şey anlatayım Muratcığım. Hep böyle Buyurun. diyoruz ya, ben böyle komik şeyler gelir aklıma. Epey zaman oldu ama böyle ben kendime söylerdim. Ya ben uykudayken, çünkü çok da rüyalar görürdüm, böyle renkli rüyalar. Şu anda az rüya görüyorum. O kadar yani hatırlayamıyorum ama eskiden bütün rüyalarımı hatırlardım film gibi. Beyin daha tabii taze olduğu için. Şimdi hep söylerdim kendime, ya ben rüyadayken bir de bilsem rüyada olduğumu neler yapardım. Hep bunu söylerdim, biliyor musun? Hani rüyadasın bilmiyorsun ya. Yani rüyada olduğumu bilirsem korkum kalmayacak, rüyadayım nasılsa bir sürü numara yapacağım. Hani eğleneceğim Evet. açıkçası. Ve bir gün çok komik, ben rüyadayken o geldi bana, o rüyada mısın diye şöyle bir hafif böyle bir denedim. Dedim sen rüyadasın arkadaş kendime. Aman bozma rüyayı. Orada kal. Kaldım. Rüyadasın. Git dedim. Şeylik yap. Ya yaramazlık yap. Manavın önünden geçiyorum. Al meyveyi ye mesela. Yaramazlık ya. Git damdan atla. Nasıl rüyadasın? Cezası yok. 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 Evet. Sen de ölmeyecek damdan düşsen. Yani çok komik bir şeye girdim. Çok enteresan. Şimdi o bana çağrışım yapıyor. Acaba şimdi ruhen gelişmemiş, insani ahlaka ulaşmamış bir topluma bu bilinci bir şekilde enjekte ederse ileride teknoloji, değil mi? Evet. Bahsettiğim şey, çünkü bu mümkün olabilir. Acaba insanlık ne hale gelir? Bir de ters yola mı gider acaba? Değil mi? Yani geliyor bana bu düşünceler. Demek ki böyle olması gerekiyor. Yani çileden büyüme. Değil mi? Evet. Çileden olgunlaşma. Bu daha E tabii. Tabii. Yani çile, yanmak lazım. Yanarak olgunlaşılıyor. sistem doğru yani. Sistem doğru. Sistemler zaten hani sistem olabildiğine göre uzun zaman denenmiş, çeşitli insanlar üzerinde denenmiş bir sonuca varılmışsa eğer sistem oluyor, öyle değil mi? Yoksa sistem Evet. kolay kolay olan bir şey değil. Şimdi tabii ki farklı sistemler, bizde de 12 farklı tarik vardır. Yani tarik yol demektir. Bu 12 yol da sizi nereye götürüyor? Aynı dini, aynı kitabı, aynı peygamberi izliyorlar. Ama farklı yollarla sizi hedefe ulaştıracaklarını iddia ediyorlar bir şekilde. Siz hangi meşreptenseniz, meşrep, maşrapa, şerbet, hepsi aynı kökten geliyor. Yani tadınız neyse. Şimdi öyle değil mi? Şimdi Mevlevi meşrep birisini gidip işte cerrahilerin arasına koyarsanız orada duramaz. Daralır, sıkılır. Kendi meşrebinden olması lazım ki anlaşabilsin. Çok doğru. Çok doğru. Çünkü her tarih aynı tarih aynı yolda değildir. Çünkü üstadlar hep birbirine göndermiş ya, gelmiş dergahına, bakıyor onun yapısına, karakterine. Sen diyorsun, sen burada bir şey olmaz, sen de burada. Sen git öbür dergahtaki şeyhe git. Sen o tarihte Evet. yolundasın. Bu çok enteresan bir şey ve doğru da. Evet. Evet. Şimdi komik bir şey daha, komik değil de bir belki bildiğim bir şeydir ama anlatayım. Aklıma geldi. Haram yemez nimetullah diye bir vatandaş olmuş yani. Bir evliya. Timurlak zamanında galiba İran'da. Haram yemez nimetullah. Meşhur. Ve bu kişi hiç haram yemiyor. Ne yaparlarsa asla haram yemiyor. Yemiyor. Yani beceriyor. Haram yemiyor. Ve meşhur ismi de var. Hiçbir şeye dokunmuyor. Haram olan hiçbir şeye dokunmuyor. Şimdi bunu Timurleng mi orada
yüksek seviyede, tabii emin olmadığım için söyleyemiyorum ama bayağı yüksek pozisyonda. Biz birlik diyelim gene. Duyuyor bunu. Diyor nasıl olur? Haram yemez. Burada haram yemeyen adamı var. Ben diyor haram yedireceğim bu adama. Gidin çağırın buraya. Tamam diyorlar. Haber gönderiyorlar. Haram yemez müftülüğe. Seni padişah, sultan yemeğe davet ediyor. Gel diyor yani. Ve olur gelirim diyor. Askerlerine diyor ki sultan, şehirde gidin. Bana bir keçi veya koyun bulun. Ama haram olacak. Zulmedin sahibine. Para vermeden de getirin. Haram olacak ya. Gidiyorlar askerler, dolaşıyorlar. Şöyle bir kadın geliyor. Yaşlı bir kadın. Tamam diyorlar, bu iyi olur. Yaşlı kadının hayvanı, bir keçi var önünde. Satışa mı getirmişler? Alıyorlar keçiyi, 5 para da vermeden. Kadına da tekmeliyorlar. Haram olsun diye. Getiriyorlar hayvanı sultana. Diyorlar getirdik. Çok haram bir şey getirdik. Hazırlamışlar da nimetullah gelecek. Pişiriyorlar yemeği. Kuzuyu neyse keçiyi. Ve nimetullah geliyor. Oturuyor. Koyuyorlar önüne. Sultan da oturuyor böyle keyifle. Yedireceğim ben haramı bu adama diye. Evliyaya. Başlıyor yemeğe. Yiyor yani. Tamam diyor. Kazandık, yedirdik. Nimetullah haram yedi işte. Sonra diyor ki yedikten sonra bak diyor sen haram yemen diyordun ama ben sana haram yemek yedirdim. Ne haber? Yo diyor ben haram yemek yemedim. Nereden haram yemek yedim? Vallahi haram yedirdik. Nasıl? Bak diyor şimdi görürsün. Gidip tabii hazırlamış kadını getiriyorlar. Yaşlı kadını yakalamış askerler getiriyor. Anlat diyor bacı. Ne oldu senin başına ne geldi? Vallahi diyor ben pazardaydım bu kuzuyu satacaktım ve Nimetullah Efendi'nin şeydi yani ben adak tutmuştum Nimetullah için bu hayvan. Ona adak tutmuştum getirdim satacağım onun adağı olarak bir şeyler yapacağım diyor. Nimetullah diyor ki ben haram yemedim. Nasibini yemiş. Tabii. İşte evliya o. Değil mi? Hani birisi burada sordu. Siz aydınlandınız mı diye bir soru geçti. Estağfurullah biz sizin gibi vatandaşız. Sadece adresi biliyoruz. Farkımız belki bu olabilir. Niyetimiz bu. Ha? Niyetimiz bu en azından. Yani adresi biliyoruz ama. Ben onu söyleyebilirim. Evet. Adresi biliyorum. Evet. Gidersen. Evet. Gitmek lazım. Yani yolu doğru yürümek lazım. Olursa evet. Olabilir. İşte Nimetullah ulaşmış oraya. Arkadaşlar onu kastetti. Hani anlatmak istedim. Şimdi birisi de orada mesaj gördüm. Ha sesim gene mi az geliyor? Yaklaşayım. Diyor ki sen okudun ya birkaç satır okudun. Onu tekrar evet. Okur musun diye biraz sormuş. Ben belki olur fark etmedim. İstersen ben yok, fark etmedim. Rica etti. Bir daha okur musun? Peki bu tefekkür üzerineydi. Tefekkür üzerine. Derin düşünme üzerine hakkında. Ne zaman geçici olanlardan ilgini kesip gayeye geçersen ve bu yönelişinde derin düşünmeyle sürekli ve sarsılmaz olursan işte o zaman yogaya erersin. İnsan ruhunu saran bütün arzulardan kurtulduğu vakit, yani dünya nimetleri, bütün her şeyden vazgeçtiği vakit, kendi nefsiyle, kendi rıza ve hoşnutluğunu bulduğunda, bakın kendi nefsinde kendi rıza ve hoşnutluğunu bulmak diye bir şeyden bahsediyor. Bizde şey vardır, şeytanımızı Müslüman etmek deriz. Ha. İşte odur, nefsi Müslüman etmekten bahseder. Yani ne demek Müslüman etmek? Selam içinde olmak, huzur, barış içinde olmak. Yani güzeller güzeli Atatürk'ün de lafıdır ya o yurtta sulh, cihanda sulh. Bu evet. O işte insan kendisiyle barış içinde olursa etrafıyla da barış içinde oluyor ister istemez. Kavgası yani, kalmıyor. Yani şeytana ahlak mı enjekte ediliyor? Şöyle diyelim yani biz şeytan diye ayrı bir varlık
Allah diye ayrı bir varlık diye düşünürsek eğer şirkten çıkamayız. O yüzden şeytan bizim nefsimizin birinci basamağı. Allah dediğimiz bu bütünsel sistem de nefsimizin son basamağıymış gibi düşünürseniz, Doğru. hepsi kendi içinde bir işte tevhid, yani bir yoga haline geçmiş olur. Şimdi biz ne yapıyoruz? Şeytanımızı ahlakla düzeltiyoruz, dönüştürüyoruz. Şimdi nefsimizin birinci basamağı, nefsi emmare diye bahsedilir. Yani emir veren nefs. Yani canım istedi şunu, canım istedi bunu, ben de onun peşinde koşturuyorsam eğer, o zaman insan değilim. Yani bu hayvanın istekleri peşinde koşan bir varlığım, insanımsı. Hani sima olarak insana benziyor olabilirim ama şeyde ahlak olarak ve istek olarak, arzu olarak o basamakta, o statüde değilim demek oluyor. İşte şeytan dediğimiz aslında o. Yani dışarıda başka bir varlık yok şeytan adı üzerinde olan. Şimdi Anladım. bizde iblis, Tabii. iblis diye geçer. İblis diye geçer Kur'an'da bilirsiniz. İblis Evet. iki anlama geliyor. Birisi şaşı bakmak, şaşı görmek. Öteki de eblese, elbise, kılık kıyafet demek. Yani hakikate bir kıyafet giydirirseniz o size farklı görünür. İblis budur. Bize şaşı gösterendir. Tabii şimdi. Yoksa Evet. Ya, biz o tabii. şaşılıktan kurtulacağız. Mesele ikiyi bir görmek. Evet, doğru. İşte Birlik bir yoga, Birlik birinci nokta. yoga da bu. Evet. Evet. Şimdi Şey diyorduk, devam. Devam. kendi nefsiyle kendi rıza ve hoşnutluğunu bulduğunda o insan için hikmetle yaşıyor denir. Çektiği zorluklar nedeniyle ümitsizliğe düşmeyen, hiddetten ve korkudan kurtulan yolcu nura kavuşmuş demektir. İşte aydınlanma, aydınlanma hep soruyorlar, nedir aydınlanma, nasıl aydınlanıyoruz? İşte hiddetten ve korkudan kurtuluş aydınlanma olarak açıklıyor burada. Aynen. Yogada da Yani öfkemizi yeneceğiz Evet. ve nurlanacağız. Birkaç kelime geçiyor yogada bununla ilgili biraz daha detaylı. Şöyle ki egonu, korkularını, nefret, kızgınlık, kıskançlık duygularını Evet. arındırıp hayatından çıkarabilirse ahlaki olarak aydınlanma yolu Evet. açıyor. Çünkü bütün o gereksiz Evet. alışkanlıklar ve huylar hiçbir faydası yok insana. Yaramazlık ancak. Onları törpülemen gerekiyor. Yani yogada bunları çıkartırsan yoga yapıyorsun. Ama sen cambazlık yapıyorsan, amutta kalıyorsan bir saat. Ama ahlak sadece halen oradaysan yoga yapmadığında. Daha evet. Yani yogaya başlamadın. Başlamadı. Şimdi zaten bütün bu sistemlerin sonunda doğru bir şey yaptığımızı nasıl anlayacağız? Değil mi? Yani hepsi bir yöntem. Diyorlar ki hangi yöntemi seçeceğiz? Hangisi bize uygun olacak? Ha, birinci olarak ne dedik? İşte meşrep meselesi dedik. Karakteriniz ve anlayışınız ve zevkiniz. Bakın sonunda hep bir zevk var, bir tat almak var. Şimdi burada yine bilgi ve amel hakkında şöyle bir şey söylüyor. Yoga ile amelden yakasını kurtaran ve bilgiyle kuşkuyu ortadan kaldıran kimse nefsine hakimdir. O artık tören ve ibadetlerin şeklinden kurtulmuş ve zevke kavuşmuştur. Evet. Bu muhteşem bir cümle. Hem tasavvufu, hem yogayı, hem de diğer duyduğum, bildiğim Hayır, yöntem. Pardon? hakikat bilincini anlatıyor. Hakikat. Hakikat bilinci, evet. Şimdi burada bir mesaj geçti. Arada diyor ki yoga Hinduların şeyi değil mi? Yarattığı bir sistem değil mi? Hindular Allah'a inanmıyor diye böyle bir geçmiş hani anlamadığı için konuyu. Ben de kısa Neye bir süre inanıyorlarmış peki? işte öyle anlamış. Ben de şunu söylemek istiyorum. Bu dış görünüşe bakarsan anlamadığın için. Çünkü orada bir sürü heykel var, resim var. Müslümanlıkta yok ya. Belki onları kastediyorlar. Ben Hinduların Upanishadlarını, Vedalarını tabii inceledim. Orada geçen bilgiden bir iki de söyleyeyim size. Bu arkadaşa anlasın. Diyor ki yaratan aynen resmen yaratan Brahma diyor ama yaratan ismi Tabii. diyecek. Yaratan her yerde hazır ve nazırdır ve şekli yoktur diyor. Bu Allah değil mi? Evet. İsimsiz, Tarif resimsiz ediyor. Tarif ediyor. Yani onlar Allah'ı biliyorlar, başka bir isim koymuşlar. Onlar da ve şekilsiz. biliyorlar.
Şimdi Hinduizmi anlamayan kişi çok komplike bir dindir. Böyle bir yanılgıya girebilir. Hatta yoga yapanlar da, hatta Hinduların kendisi yanılgıya girebiliyor. Çünkü sistem iki basamaklıdır Hinduizm'de. Ben senelerimi aldım bunu anlamak için. Evet. Birinci basamak Saguna'dır. Saguna şeye ibadet edilir. Resme, heykele, görüntüye, ritüellere o şekilde ibadet edilir. Oradan uzun bir müddet sonra artık asıl özün, mananın görünlerde olmayan, onun arkasında olan, o bilinçte, hani gözle görünmeyen, her yerde olan bilince ulaşınca nirguna bilincine geçmiş oluyor, meditatif. O zaman aydınlanmaya doğru gidiyor zaten. Yani dinde iki basamak var. Bütün Hinduizmi görenler ilk basamağı görüyor. İkinci basamağın mevcudiyetinin bile farkında değiller. Hindu bile farkında değil. Ancak guru veya yogiler farkında. Normal halk onu bilmiyor. Yani o yanılgıya girmek çok kolay. Önce arkadaşımız o yanılgıya girdi. Çünkü ne de olsa araştırmamış. Bilemez. Hindu da bilmiyor. Bizim İslam'da da öyle. İslam'da da öyledir. Bir dışa yönelik olan açıklamaları vardır. Bir de içe, manaya dönük açıklamaları vardır ki ona tasavvuf diyoruz. Aynen. Şimdi tasavvufu gidip de camide anlatmaya kalkarsanız ya taşlarlar ya derinizi yüzerler. Böyledir yani, hakikati ancak talep edene. Şimdi orada da o arkadaşlar da haklı, dediğiniz gibi iki basamak ama ona yani dert edinecek, yürüyecek, o bilginin peşine koşacak, isteyecek ki öğrensin. Hindu bile bilmiyor onu. O çünkü Hindu Saguna'da kalmış. Hep ritüellerde kalmış. Resim ve heykellerin önünde ibadet ederek kalmış. O Nirguna'ya geçmemiş. Anlatabiliyor muyum? Ancak yol almışlar oraya ulaşabiliyor ve farkında oluyor. Evet. Normal. Tabii insan araştıracak, öğrenecek, bilecek. Öyle hemen bu diyemez. Yani bu gördüğü, iki gözle gördüğüne hakikat bu diyemez. Onun arkasına da, değil mi? Diyemez. Tabii. Tadla yani, işte elmanın tadını anlatamayacağımız gibi bir şey bu. Yemeden, denemeden, o şeyi, süreci yaşamadan bilemeyiz. Aynen öyle sevgili Murat kardeşim. Şimdi bu tabii hep tat diyoruz ya, şey de öyle. Bu hayat enerjimiz, hani 3,5 sarmal kök çakrada bekleyen, değil mi? O da basamak basamak yukarı çıkıyor. Tepeye vurduktan sonra geri dönüş anında damakta, ağız içinde bir lezzet, bir tat bırakıyor. Evet. Şimdi hep onu diyorlar. İşte biz işte salih amellerden bahsediyoruz. Salih amel, yani iyi bir iş yaptığımı nasıl anlayacağım? Nereden bileceğim? İşte diyorum ki eylemin sonunda, ben demiyorum. Ben yani diyen, bu öğretiler söylüyor. Diyor ki öğreti, eylemini yap. Eyleminin sonunda sende bıraktığı tada bak. İçinde, ağzında nasıl bir lezzet bıraktı sende? Evet. Doğru. Duygusu önemli. Şimdi bir de eğer kişi bilmek istiyorsa nasıl anlayacak hakikatin, hakikate ulaştım mı ulaşmadım mı? O kadar kolay ki, çünkü kişi o 3,5 sarmal dediğin kundalini uyandığı zaman ya da zikirde bütün aydınlanma yolu oluştuğu zaman, kişi oraya geldiği zaman zaten ne oluyor biliyor musunuz? O arkadaşlara söylüyorum. Sen bedenen yok oluyorsun o anda bilinç olarak ve senin bütün hücrelerin evrene bir atom gibi, patlamış gibi evrene yayılıyor ve sen kendini bütün evrende, evrenin bir malı olmuş gibi görüyorsun. Her şeyin, bütün hücrelerin moleküllere ayrılmış, evrene yayılmış ve sen, bütün evren senin bedenin gibi oluyor. O duyguya geliyorsun ve o hakikate ulaşmak, aydınlanma odur. Sen artık evrenden kopuk değilsin. Sen evren olmuş oluyorsun ve bunu hücrelerinde hissediyorsun zaten. Çünkü vücudun parçalanmıyor ama enerji bedenin bütün evrendeki tabii. enerjiyle birleşiyor ve sen evrendeki kozmik enerjiyle birleştiği zaman senin mikro enerjin, sen evrenle bir oluyorsun. İşte aydınlanma odur ve sen anlıyorsun hakikati o zaman. Ben her şeymişim. Her şeyi benmişim. Yaratan da burada. Onu anlıyorsun. Onun için hani soruyor diyor bir arkadaş, nasıl anlarım? O hale gelince anlayacaksın. Evet, tabii. O hal yaşayan bilir. Yaşayan bilir. Ancak tarif etmek bu yani, kadar. Daha iyi hakikat tarif. Hakikat basit ve tek diyorlar ama anlatmak için binlerce, yüz binlerce kitaplar yazılıyor. Yine de anlatılamıyor.
İşte Çünkü herkes kendi tadında biliyor. ben de anlatmaya çalıştım anlaşılsın şeklinde diye biraz. Evet. Biraz. Evet. Anlayan anlar. Anlayan anlar. Şimdi bir arkadaş bu yazmış şimdi gözümün önünde kendi tanrılarını kendileri yaratıyorlar diyor. Sadguru diye tanıyor musunuz? Ben tanımıyorum ama cümleyi tanıyorum. Hepimiz kendi tanrımızı kendimiz yaratıyoruz. Çünkü Kur'an'da da diyor her kulum kendi zannınca beni bilir diyor. Her kulum kendi zannınca beni bilir diyor. Bu ne demek? Hepimiz kendi tanrımızı yaratıyoruz. Aynen. Yani aynı kitaba da bağlı inansak, aynı peygambere de inansak, aynı öğretmenden de ders alsak hepimizin tanrı anlayışı kendi anlayışımız doğrultusundadır. Yani birbirinden farklıdır. Aynen çok doğru söylüyorsun çünkü Allah diyor ya herkes. Allahu Ekber Allah. Herkes söylüyor Müslüman olanlar. Allah diyor ya. Her vatandaşın Allah bilinci çok farklı. Aynı değil. Ne Tabii değil. anlamışsa hayattan Allah'ı öyle anlıyor. Yani evet, bunu da Tamamen bilinç. anneannemizden, babaannemizden, dedemizden, işte din öğretmeninden, okuldaki öğretmenimizden, annemizden, yani yakınlarımızdan öğreniyoruz. Allah inancını biz nasıl sağlıyoruz, nasıl bilebileceğiz ki? Ki bize anlatıyorlar, öyledir, şöyledir, böyledir. Kimisi sakallı biri zannediyor, kimi bulutların üzerinde zannediyor. Kimi her yerde diyor, kimi hiçbir yerde diyor. Şimdi herkesin farklı, yani bu değişik bir olay. Bu Tamamen hep bilinç. kendi Tamamen öz deneyim. hakikat bilinci. Yani ben bu kelimeye hakikat bilinci dediğim zaman en yakın gördüğüm mana hakikat bilinci olduğu zaman çok yaklaşmış oluyoruz diye düşünüyorum. Hakikat bilinci. Öyle. Hakikat bilinci. Bilinç çünkü bizim ulaştığımız bir nokta. Bizim Anlamak. tecrübelerimizle, çalışmalarımızla, yaptıklarımızla. Yani her inançta ve yolda ortak bir nokta da eylem. Eylemi yapmak. Yani okumak değil, okuduğunu hayata geçirmek. Bakın hep bir eylem var. İnsan eylem varlığı. İnsan olabilmek için bir şeyleri yapmak, bir sorumluluk almak gerekiyor. Sorumluluk almadığımız takdirde ve eylemde bulunmadığımız takdirde insan olamayız. Hayvan olarak geliriz, hayvan olarak da gideriz. O işte o zaman da o şey döner, devran döner. Yani işte enkarnasyon, reenkarnasyon her ne deniyorsa tekrar tekrar gider gider geliriz. Bu hayvanı çok sevmişiz, kurtulamıyoruz bir türlü hayvandan. Bu hayvan kelimesi bazı arkadaşlarımız yanlış anlayabilir, hakaret gibi de alabilir. Hayvanlara da bir de hakaret etmemek lazım aslında. Yani hayvan aslında daha mükemmel. Hayvan geliyor, hayvan gidiyor ama daha mükemmel o. Biz hayvan vücudunda, bedeninde, beşer olarak geliyoruz ama bizim misyonumuz var. Bizim insanlaşma kapasitemiz var. Onu beceremeden gidersek o yine beşer veya hayvan gibi gidiyoruz. Ama hayvan gelip hayvan gidiyor. Onun bir günahı yok. Günah bir günah. Yok. Yani Yok onlar şey. hayvana hakaret etmemek lazım. Hayvan hakaret etmiyoruz. Çok doğru bir açıklama oldu bu. Bir kere hayvan dediğimiz zaman Allah'ın Hay ismi. Bu 99 isimden bir tanesi Hay. Hayvan canlı demek. Vatandaş yanlış anlar diye söylüyorum ben bunu. Tabii Hani çok iyi yaptınız. Yani biz artık bunları kullana kullana bu kelimeleri sanki herkes biliyor, anlıyormuş gibi kullanıyoruz tabii. beşer Evet. geldik, beşer gidiyor desek daha anlaşılacak gibi sanki. Belki de o da olabilir. Ama hani yani tasavvuf bu bedene hayvan diyor. Canlı olan bu beden çünkü. Anladım, anladım. Tabii ki. Ben şimdi seyircileri düşünerekten söylüyorum. Yok bunda yanlış anlaşılacak bir şey yok bence. Allah'ın Hay ismini kullanıyoruz. Daha ne kullanalım yani? Bir de bu kelimeye binek de diyor. Binek. Binek, binek Evet. de deniyor. Evet. Deniyor. Doğrudur. Doğru yani bu dünyadaki bu misyonumuzu sağlayacak olan vasıtamız, bineğimiz bu. O yüzden kendimizi bu beden zannetmememiz gerekiyor. Çünkü biz bu değiliz. Ben dediğim zaman ben düşüncelerime ben diyebilirim. Çünkü Hazreti Mevlana diyor ki sen diyor ancak diyor düşüncelerden ibaretsin. Etten, kemikten, sinirden değilsin. Sen düşüncelerin neyse sen olsun diyor. Evet. Yani insanlık düşüncelerle alakalı bir şey. Bedenle alakalı bir şey değil. Bu Tabii beden ki. geçici. Dünya malı. Buranın meyvesi. Çok Ve demin doğru. dediğiniz gibi o bütünlüğü hissetmekle alakalı anlattığınızda bizde de Hazreti Ali'nin bir lafı vardır bize kadar gelmiş. Diyor ki işte bütün bu diyor kainat dürülmüş bürülmüş mümin kulumun kalbine yerleştirilmiştir diyor. Yani
Ayettir bu. Kur'an'da geçen bir Evet. şeydir. Demek ki bütün bir alem bizde, kalbimizde var. Yani biz oraya ulaşabildiğimiz takdirde o bütünlüğü kendi içimizde bulabileceğiz. Tabii ki. Şimdi biz duality dediğimiz ikilik, yin yang yang var ya, hani kadın erkek, uzun kısa, her şeyin karşıtı var ya, çünkü bu hayatı yaşarken, deneyimlerken karşıtı olmadan anlayamayacağımız için böyle bir yaratılış olmuş. Yoksa beyaz deyince ancak siyahı anlıyoruz. Değil mi? Kadın Evet. deyince erkeği anlıyoruz. Onun için bu ikilik şart bu hayatta. Ama bu dünyevi hayat için şart. Biz iki gözle baktığımız zaman duality, ikiliği görüyoruz. Ne zaman Evet. içeride üçüncü gözü açmayı başarırsak bu ikilik kayboluyor. Tek gözle bakınca tekliği yakalamış oluyoruz. Bütün mesele oraya gelmek. O zaman tekliğe Evet. ulaşıyoruz. Evet. Zaten teke varabilmek için de çokluğu yaşamamız gerekiyor. Şimdi bakın yine şeye geliyorum ben, İslam literatürüne. Kur'an dediğimiz zaman herkes onu bir kitap zannediyor. Halbuki kitap değildir. Kur'an yaşamın kendisidir. Okumaktır. Kur'an yaşam Yaşamı birliğe okumaktır. yaşamı okuyup birliğe getirmektir Kur'an. Kur'an kendisini anlatırken önce Furkan sonra Kur'an diyor. Furkan fark demek, fark alemi. Yani çokluk alemi. Biz bu çokluğun içini yaşayıp onları kendimizde birleştire birleştire Kur'an'a, tekliğe, tevhide, yogaya ulaşabiliyoruz. Aynen. Çokluk olmasaydı zaten bilemezdik dediğiniz gibi. Yani uzun olmasa kısayı, kadın olmasa erkeği bilemezdik. Bu zıtlık Evet. alemi bize onu gösteriyor. Ama işte zıtlık bu, şeytaniyet bu zıtlıkta. İşte Çünkü bizi şaşı yapan bu. şimdi birisi gene sormuştu biraz evvel, ona cevaben nasıl bu yola gireceğiz diye. Benim anladığım sistem, aydınlanmak istiyorsanız kardeşim, arınmak. Evet, arınmak. Yol arınmadır. Ha, nasıl arınırsın? Müslüman olursun, Hristiyan olursun, Musevi olursun, Yol Müslüman çok. olursun, hiçbir şey olmazsın ama arınırsın. Arınmak bellidir. Nedir o? Fiziksel bedenini arındırırsın, tertemiz bir beden. Demek ki sağlıklı beslenir. Vücuduna, fiziksel bedenine zararlı madde girmiyor, haram da girmiyor. Zihnini temizliyorsun, pozitif düşünceyle, meditatif düşünceyle, yapıcı olmakla, asla yıkıcı olmamakla, bütün kötü alışkanlıkların, olumsuz alışkanlıklarını def ediyorsun. Onun yerine daha yapıcı, daha insani alışkanlıklarını getirip koyuyorsun. Yani zihninde arınıp temizleniyorsun. Ne oldu? Fiziksel arınma, zihinsel arınma, enerji bedenini de nefeslerle, sağlıklı yaşamla, tefekkürle de arındırıyorsun. Üç beden arındığı zaman sen o zaman üç beden arasında tekliğe ulaşıyorsun. Dengeye giriyorsun. Üç bedenin sağlıklı ve denge içinde. İşte yolun kapı açılıyor. Evet. Bu bin oraya ulaştın mı kapı açılıyor. Üçüncü gözün açılışına doğru Bismillah deyip anahtarı Evet. çevirebilirsin. Yol Evet, bu. arınmayı çok doğru söylediniz. Hemen aklıma şu geldi. Musa kendi döneminde Firavun'un karşısına çıkıyor. Şimdi düşünsenize, bir Firavun'un karşısına çıkıp ne diyebilir? İlk söylediği şey şu: arınmak ister misin? Firavun, oradaki Firavun bizim nefsimizi temsil ediyor. Tabii. Biz bu soruyu kendi nefsimize sormamız lazım. Arınmak istiyor musun? Evet. Eğer istiyorsa o zaman yol zaten bizim önümüze çıkar. Hoca bizim önümüze çıkar. Aynen. Ve bütün dinler prensip olarak arınma sistemidir. Bütün dinler Evet. tamamen arınmadır. Ama ritüellere girmiş, iyi anlatılmamış, insanlar onu ibadet zannediyor. Arınmaktır kardeşim. Arınırsan ibadet etmiş oluyorsun zaten. Evet. Şimdi yine bizim İslam anlayışında namaza durmadan önce ne yapılıyor? Abdest alınıyor, değil mi? Önce bir bedeni temizliyorsun. Arkasından hadesten taharet diye ikinci bir şey vardır namazın. Hades, yani hadiselerden temizlik. Nedir? Hadi bedeni temizledik, kolay. Suya girdik, suyun altına yıkandık. Hadiselerden arınmak nasıl olacak peki? O an, o günün yaşantının aklınızda bıraktığı bütün o İşte düşüncelerden, yok faturandan vardı ödenecek, yok adam sana kötü baktı, ona küfrettin, ötekine bilmem ne. Bütün bu hadiselerden aklını arındırmak. Bakın, hep arınma.
Sonra necasetten taharet var. Bir de necaset de bütün o kirli şeyler, düşünceler olsun, yani hayatınızdaki her türlü şey hep arınma üzerine. Hakikaten her şey arınma üzerine. O yüzden de demiştik ki İhlas Suresi en son sure. İhlas Suresi'nde de bizden istediği saflık. Bu saflık nasıl elde edilir? Arınmayla. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani Arınmamız arınma lazım. çok önemli bir kelime benim için. Purification. Yani bu Evet. Alanya'da biliyorsun bizim aşramın kampı Evet. sistemi arınma kampı. Arınma kampı. Şimdi ilk seneler biz oraya yoga kampı demiştik. Sonra geldiler arkadaşlar, vatandaşlar. Ya dediler biz buraya turist yani geldik eğleneceğiz diye yani bu tatil midir nedir anlayamadık. Çünkü biz onları eğlendirmiyoruz. Eğlendiriyoruz ama arındırarak eğlendiriyoruz. Dedik ki bu isim olmadı. Biz baştan koyalım kardeşim buna arınma, yoga arınma kampı. Gelen bilsin ki Evet. burası eğlence kampı değil. Burası arınma kampı. Evet. Ama arınırken eğleniyorsun. O başka. Ama hedef O da arınmak güzel. değil. Şey eğlenmek değil. Değil. Tabii ki biliyorsun. Arınma Tabii kampı. onu keyifli hale getirmek lazım. Çünkü kolay değil. İnsanın nefsini arındırması zor iş. İnsan olmak dünyanın en zor işi. Daha zor bir iş yok deniyor. Her şeyi yapabiliriz ama insan olmak, yani düşünsenize nefsinize, yani kendiliğinize döneceksiniz. Öncelikle onu beğenmeyeceksiniz. Sonra onu beğenmediğiniz için onu nasıl değiştiririm, dönüştürürümün yolunu arayacaksınız, bulacaksınız ve üzerine eğitim alacaksınız. Aynen. Yok Yani bu eğlendiriyoruz biz. Biz arındırırken gerçekten insanlar mutlu oluyorlar. Ya yani o Chaplin sistemi içinde cazibesi. mizahla Cazibesi. birlikte arındırıyoruz. Tabii bu da yol. Ya Nasrettin Hoca'nın yoldur o. Ha, evet ben de Chaplin diyorum. Nasrettin Hoca'nın yolu tabii doğru. Tabii. Bizim kültürel yapımız. Aynen böyle. Çünkü eğer mizah yoksa bu arınma sisteminde ve kişi hazır değilse ağır geliyor. Sıkılıyor. Tabii. Kaçar hemen. Kaçıyor zaten. Onun Kaçar. için muhakkak o tadı, o mizahi tadı koymak gerekiyor arınma sisteminde. O daha başka bir tat veriyor. Senin bahsettiğin o güzel bir tat oluyor orada. Ama onu yaşıyoruz biz. O başarılı bir Evet. yoga Evet. aşramıdır. Başarılı. Şimdi bizim yolunu takip ettiğimiz mutasavvıflardan işte ismini zikrederim ben. Hazreti İsmail Emre diye, bu son dönem yaşamış, 1970'lerde vefat etmiş bizzat. En düzgün, en uygun Türkçe ile tasavvufu anlatabilmiş bizzat. Onun bir lafı var. Hep bunu döndürüp döndürüp kullanıyoruz. Zevk ile bilbul, boşa çekme azap diyor. Yani zevk ile bilip bulmak var, bir de azap çekerek bilip bulmak var. İşte Bu burada da devam. kişinin mizacı ile alakalı değil mi? Şimdi kimi insan zorluktan hoşlanır, kimisi de lezzetten hoşlanır. Ha şimdi evet şurada enteresan bir şey çıktı şimdi. Şimdi zaten bütün tasavvufta da öyle değil midir? Yani üstadlar, yogada da öyledir, gurular eğitim verirken ilahi eğitim verirken mizah ve hadiseleri anlatarak, komik şeyler anlatarak öğretirler, değil mi? Yani bir espri vardır orada, bir ince bir ayar vardır. O Evet. talep o zaman onu algılar. Niye? Çünkü bir keyif, bir tat var. Sert değildir. Evet. Sert değildir. Mizaç deyince Hinduların sisteminde bölünmüş o. Mesela bazı tarikatlar var. Sert mizaçlı insanlara göre sistem kurmuş. Tatrik, agoriler, tantrik sistem. Sert mizaçlı insanlar, katiller, hırsızlar, kötü adamlar var. Onlar da buraya girmek istiyor. Ama o mizahla falan olmaz. Adam çok yumuşak buluyor. Ona sert bir sistem lazım. Ona da katı sistemler var. Tantrik sistemler var. Çok sert. Hoca bunu görüyor. Benim üstadım vardı en son tantrika master'ı. Mizaca göre talebeye buna çalışma veriyor. Ne kadar sertlik buna uyar diye. Çünkü bütün her insan da o yumuşak tattan anlamıyor. Sert mizacı. Evet. Mizacı sert. Adam katil zaten. Adam öldürmüş gelmiş ama yola girmek istiyor. Ona böyle yumuşak davranış yapamazsın. Ona sert bir Evet. sistem vermen lazım ki oradan arınsın. Böyle bir sistem var ama Hinduizm'de.
Yani sertlere de sert bir sistem var. Oradan arınıp yumuşayacak. Ha, evet öyle, öyle. İşte onu da üstad anlayacak. Yani üstad, o yollardan geçmiş, insanlardan anlayan, halden anlayan. Şimdi bunlar hal ilmi diyorlar. Yani halden anlamayla alakalı bir şey. Karşı yani empati kurabilme yeteneği. Karşıdakinin tabii anlayışına ulaşabilme. Değil mi? Bunlar tabii hep mertebe mertebe işler aslında. E tabii yani üstadın yönlendirme mesuliyeti var. Yani talebeyi her gelene gel değil. Bu pedagojik bir şey. Pedagojik bir eğitim gerektiriyor aslında. Tabii meşrebi farklı. Onu doğru aşrama, doğru dergaha göndermesi lazım. Doğru arınma sistemi vermesi lazım. Sert, daha az sert veya çok sert veya çok yumuşak. Ancak o kişi oradan yorulup arınacak. Yoksa arınmayacak. Zaten Evet, geldi. Evet. Çok önemli. Şimdi bizim Sufi yolunda arınmanın ilk başlangıcı gözyaşıdır. Nefsin arınması gözyaşı diye söylenir. Çok Bu güzel. nedensiz, sebepsiz ağlamalardır. Kişisine göre değişir süreleri. Yani uzun da sürebilir, aylarca da sürebilir. Durmaksızın ağlayarak bunu yaşayanlar vardır. Arındığınızı nasıl anlıyorsunuz? Gözyaşlarınız biliyorsunuz normalde tuzludur tadı. Ağlayanlar bilir. O Serum. kadar çok ağlanır ki bu yolda nefs temizlendiği zaman artık gözyaşınızın tadı tatlanmış olur. Böyle ilginç de fiziksel şeyleri vardır bunun. Yani evet bunu yaşadığınız bilirsiniz. Tadı tatlı gelmeye başlar. Nefs Bilmiyorum. arınmıştır. Bunu Evet. bilmiyordum. Bunu ilk defa duyuyorum. Çok güzel. Sonra aklı arıtmak gerekiyor. Şimdi nefsi arıttık diyelim. Gözyaşımız tatlandı. Ne oldu? Bitti mi bu yol? Yok, bitmedi. Sonra aklı arındırmamız lazım. Çünkü aklımız bizim en kirli olan. Hani bu Hristiyan öğretisinde anlatılan fahişe Meryem vardır ya, meşhur fahişe Magdalena'lı Meryem. Evet. Ki İsa'nın belki de tek müridi odur. 12 tane havari arasında tek müridi odur. Gerçekten onu anlayan. Şimdi bizim tasavvuf, sufi tasavvuf anlayışında aklımız Meryem'dir. İşte o düşen, fahişe olan Meryem odur. Onu dölleyeceksiniz derler. Onu dölleyen işte bir mürşittir, bir hocadır. Logos'la, bir kelamla onu döller. Ve hamile, fahişe Meryem hamile kalır. O hamilelikten İsa doğar. İsa Mesih'tir, Mesih kurtarıcı demek. Yani olaylara hep sembolik bakıyor Sufizm. Hermeneotik diyorlar buna. Manalarla bakıyor, anlamlarına bakıyor. Yani tarihte bir İsa yaşamış, bir Meryem yaşamış diye bakmıyor. Bunun bir de manasında bizdeki karşılığı ne olmalı? Çünkü eğer insanı anlatıyorsa bütün bunlar, ben de insansam, bende de bir şeyi gösteriyor olması lazım bana. Yoksa Tabii. tarihte yaşamış bir Meryem'i ben ne bileceğim? Hakkında ne bilebilirim anlatılandan başka? Yani bütün bunlar bir haldir aslında. Bir halden Haldir. bahsediyor. Değil mi? Hepsi yaşandığı zaman hale dönüşür. Bu hali yaşayan, kendine dönüştüren işte cazibe kazanır. Ruhsal cazibe. İşte onun anlatımında tekrar dölleme vardır. Evet. Dölleyen o olur. Cazibeyle döllenir. Şimdi dostlara arınma konusunda bir şey söyleyeyim. Çünkü arınma çok zordur. Çünkü bütün nefsin bölümlerini, ahlaki, yani kızgınlık, nefret, ego, bencillik, açgözlülük falan filan filan, alışkanlıkların falan bir sürü şey var. Ama arınma da en kolay sistem, ilk basamak ruhi ve zihni arınma. Beden bahsetmiyorum çünkü bedende muhakkak doğru beslenmen, egzersiz yapman gerekiyor. Ama sistem ruhen ve zihnen arınacaksan hizmettir arınma yolu kardeşim. Hizmet, karşılıksız hizmet senin hem zihnini hem ruhunu arındırır. En kolay. Çok doğru. Hizmet. Hizmet bir insanın ulaşabileceği en yüksek makam. Karşılıksız hizmet. Abdiyet bizde yani İslam'daki öyle terminolojisi odur. Abdiyet. O yüzden Muhammed'in bir ismi de Abdullah'tır. Abdullah Allah'ın kulu demek. Abd. Bir insanın ulaşabileceği en yüksek makamdır hizmet makamı. Ama dediğiniz gibi karşılıksız. Şefkat ile. Annenin evladına yaptığı bakım gibi. Aynen. Biz ona işte karma yoga diyoruz. Karma Evet. yoga. Şimdi annenin yaptığı da
Tabii anneler, kutsal anneler bizim için. Anne yine içine nakşedilmiş olan bir duygu var. Çocuğu onu ille de koruyacak. Ya onun elinde değil. Hesapsız kitapsız onun için ölür. Ama o ona işlenmiş zaten. Yani annelik duygusu bu. Ama şu anda bahsetmek istediğimiz konu, senin böyle bir yapın henüz yok. Sen yaramaz adamsın belki de. Ha, yani yaramazlık da yapıyorsun. Sana işlenmemiş ama sen karar verdin. Ya ben arınacağım arkadaş. Ben iyi adam olacağım. O zaman işte o karma yoga dediğimiz, senin bahsettiğin karşılıksız hizmet dediğimiz yola girersen gerçek hizmet oluyor. Gerçek karma yoga, gerçek arınma oluyor. Mother Teresa gibi mesela. Evet. Yani öyle. O zaman arınırsın. Evet. Çok hızlı arınırsın. Çok hızlı. İşte derler ya bizde de hakka hizmet halka hizmettir diye. Yoksa hak dediğimiz, Allah dediğimiz şeyi nasıl bulacağız da hizmet edeceğiz? Yani Allah'ı bulacağım da ne yapacağım? Ayakkabılarını mı bağlayacağım? Elbisesini mi yıkayacağım, temizleyeceğim? Yok öyle bir şey. Ona ulaşabilmek için halka hizmet edeceğiz. Çünkü yaratıcı o. Tabii biz çünkü de, sen zaten yaratıcıya hizmeti orada yapıyorsun zaten. Evet. O anda yapıyorsun. O kişi de yaratan onun da içinde. Ona yapıyorsun zaten. Evet. Her zaman burada, yaratıcıya yapıyorsun. Ne yaparsan yap. Evet, evet. Çünkü her burada bir arkadaş bir şey yazmış. Yoganın İslam'la alakası yok diye. Yani nereden baktığınıza bağlı ama en azından yoga tevhid demek, birlik demek. İslam'la alakası olmasa bile bir benzerliği sonuçta tevhide, birliğe ulaşmak olarak açıklayabiliriz. Yoksa tabii ki farklı yollar. Alakası vardır, yoktur. Derinlemesine Upanishad'lar falan incelenirse ne kadar benzerlikler olduğu da ortaya çıkar. Ama bu iyi bir, disiplinli bir çalışma gerektiriyor. Evet. Dışarıdan bakarak yoganın İslam'la alakası yok demek bir yargı, büyük bir yargı hem de. Yani bilmemek. Tavsiyem yargılamayın, yoksa yargılanırsınız. Tane diyeyim. Araştırın, çalışın. Bir gün ben Okan Bayülgen'in televizyon programındaydım. O zaman kaç sene önce. Meşhurları çağırmış Okan Bayülgen. Artistler, meşhurlar falan. Şarkıcılar. Bir de ben oradayım. Yok diye beni çağırmışlar. Neyse konuşuldu falan. Bir şeyler söylüyor. Ben de bir şeyler söyledim. Karşıdaki şarkıcı, meşhur bir şarkıcı. Dedi ki, efendim dedi, yoga dedi insanı bencil yapar, egoyu yükseltir. Okan bana döndü. Hoca ne dersin dedi. Dedim yadırgamıyorum. Bilmeyince öyle söyleyebilir. Tabii. Bilmeyince bunu söyleyebilir. Yadırgamıyor. Çünkü yogayı bilmiyor ki. Evet. Yadırgamıyorum. Bilmiyor. Tabii bilmiyorum. Biz de yargılamayacağız o yüzden. Yargılamayacağız. Dilimiz döndüğü kadar hakikati anlatmaya çalışacağız. Tabii. Şimdi herkes bilmek zorunda değil. Evet. Biz kimseyi inandırmak burada değiliz ki. Biz bir şey anlamışız. Onu paylaşmak istiyoruz. Belki bu yolda yola çıkmış olan kardeşlerimiz varsa ha deyip ya evet bunu tanıdım. Bu hali tanıdım desin. Belki yolu evet. Açılır. Daha da beslenir diye bunları anlatıyoruz. Yoksa biz kimsenin inancını, huylarını değiştirmeye gelmedik ki. Böyle bir niyetimiz yok. Biz sadece ilgili kardeşlerimize ne biliyorsak, ne anlamışsak onları anlatıyoruz. Ben kendi şahsen, ben hakikatim, ben her şeyi biliyorum. Benim söylediklerim hepsi doğrudur. Hiçbir zaman böyle bir iddiam yok. Ben diyorum ki benim yaşam deneyimlerim bana bunları söyletiyor. Evet. Birisine benim yararsa, meyalim değil mi? Kendi meyalimiz bu. Birisine yararsa eyvallah, bu kadar. Ne anladıysak onu anlatıyoruz işte. Zannımızca anlatıyoruz. Bir iddiamız yok ki, biz hakikatiz. Yok. İddia olmaması lazım. Yani iddia büyük bir kelime. Allah bizi iddiadan uzak tutsun. Biz yaşadığımız deneyimi anlatıyoruz. Bizim görevimiz o. Yani Muhammed'e bile, Allah, peygamberimiz Muhammed'e bile diyor ki sen kimsenin üzerinde bir yetkiye sahip değilsin diyor. Sen ancak diyor haber vericisin diyor. Haber ver, müjdele diyor. Ve haber ver diyor. Yani işi bu. Peygamberin bile işi buyken bizim ne haddimize?